Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, iyi bir Müslüman olabilmek için ana hatlarıyla neleri öğrenmek ve neleri yapmak gerekir? Özellikle şu kaydı da ben geçirmek istiyorum. Zamanımızda. Yani zamanımızda iyi bir Müslüman olabilmek için. Şimdi Mustafa Bey, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir insan olmak demektir. Evet. Hani bu konuda herkes nutuk çekiyor. Efendim işte insanlar güzel olsun da, iyi de neye göre güzel olsun arkadaşım ya? Neye göre güzel olsun? İslam alimleri çok açık, net ortaya koymuşlar. Ben kendim eğitimimden geldiğim için hani peygamberlerin aleyhissalatü vesselam, yani insanı tanıma ve insanı anlama ve insanın hususiyetlerini ortaya koyup onu yönlendirme ve eğitme konusunda, yani peygamberler gibi aleyhissalatü vesselam bir muallim, bir öğretmen, bir rehber, bir mürebbiye, terbiyeci yok. Çünkü Allah-u Teala'nın elçileri olması sebebiyle insanı çok iyi tanıyorlar. Sonra da o peygamberlerin varisleri insanı iyi tanıyorlar. Mesela zamanımızda eğitimciler var ama sadece zahiren böyle işte dürüst ol, iyi ol falan ne bağlayacak seni? Neye göre dürüst olacaksın? Ölçün ne? Kıstasın ne? Ortada bir şeycik yok. Şimdi siz kendinize göre, ben de kendime göre ölçü koyacağım o zaman. Yani siz nefsinize göre bir kalıp koyacaksınız, ben de kendi nefsime göre bir kalıp benim koyacağım. Benim kafama uyan şey iyi, iyi o zaman. Olacak. Evet. Onun için İslam alimleri açık net bildirmişler. Açık net bildirmişler. Ortada iki tane kalıp var. Bir, Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bir kalıp. Evet. Din. Din. Dinin senin 24 saatinde de aynı şekilde ne yapman lazım geldiğini, yatmandan kalkmana, affedersin helaya, tuvalete gitmenden çıkmana, evden girip çıkmana, yemek yemene, ondan sonra insanlarla görüşmene, komşuluk münasebetine, alışverişine ve evlenmene, boşanmana, çoluk çocuk sahibi olmana, onları yetiştirmene varıncaya kadar bütün hayatını içine alıyor. Bütün hayatını içine alıyor. Yani tabiri caizse kalıplar belirmiş. Allah-u Teala'nın gönderdiği dinler birer kalıptır. İyi bir insan olabilmek için insan kendisini bu kalıba uydurması lazım. Kalıp deyince antipatik gelebilir bazılarına. O sınırın içinde. Evet, o sınır içerisinde. Evet, belli sınırlar var. Ya buna kendini uydurursun veya kendin aynı şekilde kalıplar çıkartırsın. Şablon. Şablon. Ve o şablona uydurursun. Bana göre demeye başlarsın. Ya Allah-u Teala'nın dediğine göre veya kendi nefsine göre. Üçüncüsü yok bunun. Ya Allah-u Teala'nın dediği, bildirdiğine tabisin veya nefsinin ve şeytanın bildirdiğine tabisin. İkisinden birisi olmaz o. Zaten insan bana göre demeye başladığı zaman kendini kendine göre eğitiyor. Kendi kurallarını kendisi koyuyor. Ve buna da diyor ki ben hür düşünen bir adamım falan. Hikaye hepsi. Nefsine uyan bir adamdır. Başkasının hak ve hukukuna riayet etmez. Nefsi, menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre hareket eder bu. Sadece kendi hürriyeti. Evet, sadece kendi hürriyeti, kendi düşüncesi. Yerine göre evladını bile ısırır, anasını babasını tekmeler. Niye? Menfaatine terstir, nefsine terstir. Ama Allah denen gönderdiği kurallar, yani dinler öyle değil. O belli ölçüler bildirmiştir. Bu ölçülere, daha doğrusu sizin ifade ettiğiniz şekilde şablonlar konmuştur. O şablona insan kendisini uydurmaya ve gayret etmeye başladığı zaman, o zaman iyi bir Müslüman, iyi bir insan olur karşımıza, öyle çıkar. Aa dersin ya, hakikaten mükemmel insan. Nereden kaynaklandı? Allah-u Teala'nın emrine ittiba etti. Onun için de buyuruyor ki önce doğru bir iman sahibi olmalıdır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini önce bir kabul etmesi lazım. Bu doğru bir iman sizden çok sık duyuyoruz. Yani imanın doğrusu nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bu iman konusundadır. İnanış şeklinde Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, meleklere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah-u Teala'dan geldiğine, Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplara, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlere iman konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ölçü bildirmiştir. Eshab-ı Kiram bunları nakletmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan bir tanesi doğru yolda kalacak. Doğru yolda kalanların ölçüsü, hususiyeti, özellikleri nedir ya Resulullah deyince benim ve eshabım yolunda gidenlerdir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, nasıl iman edilmesi gerektiği, zat-ı sıfatları var, subut-i sıfatları var, evveli yok, ahiri yok, bu şekilde bildirmiştir. Öyle inanılacak. Peygamberler masumdurlar,
isme sıfatları vardır. Ondan sonra kendilerinde bulunması gereken sıfatlar vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplar Allah-u Teala tarafından gönderilmektedir. Adetleri hakkında bildirildiği kadarıyla. Sonra meleklerin varlıkları, ahirete iman, kadere iman bunlar bildirdiği şekilde. Bildirildiği şekilde. Doğru bir iman bu yani. Bu. Buna fırkayı naciye veya ehl-i sünnet vel cemaat denir. Ehl-i sünnet itikad denir buna. Doğru itikattır, doğru iman. Peki bunları öğrendikten sonra, doğru bir imana sahip olduktan sonra, itikada sahip olduktan sonra o sana amel kısmına geliyor. İlk lazım olacak şey de her gün 5 vakit namaz. Efendim yani İslamiyet'i Allah-u Teala'nın gönderdiği bu dinleri bir program olarak kabul ediyorsak bu program bir bütündür. Bu programa ya inanırsın ya reddedersin. Bazılarına içinde. Olmaz o. Efendim ben şunu aldım, bunu beğendim, çok güzelmiş. Müslüman olurum ben böylece. Olmaz. Hayır, olmaz o. Mesela peygamberlere iman konusu anlatılırken buyuruyor ki 124.000'den fazla peygamber gelmiştir, hepsine inanmak lazım. Bir tanesini reddetmek, hepsini reddetmek demektir. Birisini bile reddetmek, hepsini reddetmek demektir. Bu programı kabul eden bunun içinde ne bildirilmişse kendisini ona uydurması gerekir. 5 vakit namaz emredilmiştir. 4 değil, 3 değil, 5 vakit. Ve her gün 5 vakit kılınacak. Ondan sonra ayda, senede bir defa Ramazan orucu, farz olan oruç. Ondan sonra zenginse zekat, zenginse hac. Ondan sonra bazı şeyler haram edilmiş, yasak edilmiş. İçki içmek haram edilmiş. Yalan söylemek haram edilmiş. Suizan etmek, gıybet etmek, dedikodu yapmak. Bunlar haram edilmiş. Zina haram edilmiş. Rüşvet haram edilmiş. Hırsızlık haram edilmiş. Harama bakmak haram edilmiş. Yani haram şeye bakmak da men edilmiştir. Efendim ama ben falan. Olmaz o. Ya bu kuralı kabul edersin ya da reddedersin programı. Kabul edersen müminsin. Peki kabul ettikten sonra bunların Allah-u Teala'nın emri olduğuna iman ediyorsun, inanıyorsun ama nefsine oynuyorsun. Fasık olursun o zaman. Tövbe istiğfar kapısı açıktır. Ama işlerinden birisini bile reddedersen o zaman gider mi? Elbette ki gider. Şimdi İmam-ı Rabbani Kudüs-i Resulü Hazretleri'nin bir sözü var. Kıymetli ömrü lüzumsuz mübahlara bile harcamamalıdır ifadesini kullanıyor zaman zaman. Mektubat isimli bir kitabı var orada kullanıyor. Kıymetli ömrü lüzumsuz mübahlara bile harcamamalı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür sınırlı 60-65 sene arasındadır. Öbürlerine fazla verilmiş. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü o kadar uzun değil. Kısa. Onun için de İslam alimleri kıymetli ömrü lüzumsuz mübahlara bile harcamamalı. Yani hani bazıları diyor ki dolu dolu yaşadım falan. Dolu dolu yaşayanlar bir ömrü peygamberler, sonra da onların varisi olan alim ve evliyadır. Hakikaten bir an bile Allah demeden bırakmıyor. Çünkü insan 24 saatin tamamında Allah-u Teala'yı hatırlaması lazım. Sebebine gelince mesela Şehzade Şirazi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse nefes alıyor elhamdülillah demesi lazım. Veriyor gene elhamdülillah demesi lazım. Nefes için ha. Boşluk yok. Sürekli alıyoruz. Evet, sürekli yani. Cenab-ı Hakk'ı hatırlaması gerekir. Çünkü bu nimet de veren o. İslam alimleri buyuruyor ki bir kimse 5 vakit namaz kılarsa yani sürekli Allah-u Teala hatırlamış oluyor. Allah-u Teala kabul ediyor bunu buyuruyor. Bu şekilde böyle şey yapılırsa. Ondan sonra gıybet etmemeli. Gıybet haramdır. Dedikodu yapmamalı. Yani iyi bir Müslüman bunları yapmaz buyuruyor. Nemime. Laf taşımak. Ya söylemeyecektim ama ya bugün işte Ahmet'le karşılaştım. Valla ne desem ki ya senin hakkında yani ben kıyamam da ama seni de çok sevdiğim için ya ağzına geleni saydı senin için. Yapma ya ne dedi ya falan. İp koptu zaten. İp koptu. Yani. Evet. Ya sana buradan gidiyoruz ya Ahmet sorma ya ben Mustafa'yla karşılaştım. Ya böyle lafı açtı geldi falan ya ben de seni çok seviyorum ama bilemiyorum ki yani hiç beklemiyorum. Ya ne dedi falan ya ağzına geleni saydı. Yapma ya falan. Evet. Hadi buyur şimdi. Ne oldu? İkisinin arası. Buna nemime denir. Nemmam denir böyle lan Allah-u Teala korusun. Ve bu iki günaha, bu gıybete ve nemmama işleyenlere çeşitli azaplar yapılacağı hadis-i şerifte de bildirilmiş. Yalan söylemek, iftira etmek haramdır, sakınmak lazımdır buyuruyor. İyi bir Müslüman da olmaz bu. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün diyorlar ki ya Resulallah işte Müslüman içki içer mi? Evet buyuruyor. Zina eder mi? Eder. Peki, yalan söyleme, hayır buyururlar. Ya, Müslüman yalan söylemez. Yalanı söyleneceği ki o da mudaradır. Belli yerler vardır. Onun dışında hele iftira etmek. Bir kimse bir şey yapmadığı halde yapmış diye söylüyorsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak, kusurlarını affetmeli. İyi bir Müslümanın özelliğidir bu. Evliya-i Kiram böyledir. Mesela birisi gelmiş bir Evliya-i Kiram hakaret ediyor böyle. Konuşuyor. Demiş ki evladım bitti mi demiş. Adam şaşırmış bitti demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi demiş.
senin anlattığından da kötüyüm ben biliyor musun demiş. Sen bilemezsin beni demiş. Abi mahcup olmuş şeymiş. Ne diyeceğini şaşırmış adam. Ne diyeceğini şaşırmış. E onlar kendi hata ve kusurlarıyla meşgul. Başkalarına değil. Başkalarına değil. Hatta bir gün Ebu Cehil geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakaret ediyor, ediyor, ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledim buyuruyorlar. O gidiyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh Hazretleri geliyor. Peygamber Efendimiz'e dönerek metü sena ediyor, ediyor, ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki doğru söyledin. Orada yanında bulunan Müslümanlar diyor ki ya Resulallah yani o müşrik de aynı şekilde hakaret etti. Kötü şeyler söyledi, doğru söyledin. Hazreti Ebu Bekir güzel şeyler söyledi. Ona da iyi söyledin. Doğru söyledin. Anlamadık diyorlar. Buyururlar ki ben bir aynayım. O müşrik geldi kendisini gördü. Saydığı kötü sıfatlar kendisinde vardı doğru söyledin. Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh Hazretleri de bana baktı. Ben kendisini gördü. Söylediği doğruydu. Dolayısıyla kimsenin ayıbını araştırmaz. Küçükleri emri altında bulunanlara, işçiye, fakire merhamet eder. Kusurlarını yüzlerine vurmaz. İyi güzel kimsenin. Hiç kimsenin dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmaz. Rüşvet almaz ve vermez. Ve iyi kimseler, yani güzel ahlak sahibi olanlar kendi kusurlarıyla meşgul olur. Başkalarının hata ve kusurlarıyla meşgul olmazlar. Ve yaptıklarını da ibadetlerinde Allah rızası için ihlasla yaparlar. Başkası görse olur, görmese olur. Yeter ki Rabbim aynı şekilde razı olsun diye uğraştılar. Dolayısıyla efendim yani iyi bir Müslüman aynı zamanda iyi bir insan demek. Bu da fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenip hayatına geçirmekle mümkündür. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan çok güzel bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.